Yunanistan'da halk seçim dönemine girerken ekonomik krizle uzun süredir mücadele eden ülkede kamuoyu araştırmaları önceki dönemlere nazaran farklı veriler ortaya koyuyor. Kemer sıkma önlemleriyle iyice daralan ülkede halk artık farklı yüzleri ve görüşleri görmek istiyor. 18 Mayıs'ta başlayacak yerel ve Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi bu durum yeni partilerin doğmasına neden oldu. Bunlardan öne çıkan isimse nehir anlamına gelen ve liderliğin ünlü bir gazetecinin üstlendiği Potami partisi oldu. Yunanistan'da halk değişim istiyor. Potami'den önce kamuoyu araştırmalarına bakarsanız birinci parti ne Yeni Demokrasi ne de Siriza. Birinci parti kimse. Nüfusun %40'ı kimseye oy yok diyor. Bu yüzden Potami'ye ilgi olması çok normal. Son dönemde öne çıkan Elya hareketinin de Avrupa seçimlerinde iyi bir başarı yakalaması durumunda bütün dengeleri oynatabilecek güce sahip olduğu yorumları yapılıyor. Şimdi her zamankinden daha fazla kişi Avrupa Birliği'nin herkes için refah getiren bir sistem olmadığını düşünüyor. Bugün Avrupa güvensizlik yaratan olarak görülüyor ve konu bu algıyı nasıl değiştiririz? Tek yol farklı bakış açılarında. Δημιουργεί περισσότερες ανασφάλειες. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την εντύπωση. Και αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο με άλλες πολιτικές. Yunanistan için önümüzdeki Avrupa Parlamentosu seçimleri üye diğer ülkelerden daha fazla önem teşkil ediyor.